Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay %17,18'di. 2023 bütçesine geldiğimizde eğitim yatırımlarına ayrılan pay %9,17'ye düşmüş. Yani anlayacağınız yarı yarıya yatırımlara pay azalmış. Merkezi bütçe yatırımlarından Milli Eğitim yatırımlarına 2002 yılında %22,34 olan pay şimdi %12,65'e düşmüş. Üniversiteler bütçenin gayri safi yurt içi hasıladan 2002 yılında 0,71 iken 2023 yılında bu oran 0,72. Yani üniversite sayısı %100'ün üzerinde artmış ama bütçede ayrılan pay aynı noktada kalmış. Üniversitelerimizi liyakatsiz ve kayyum atamalarıyla bitirdiniz. Boğaziçi Üniversitesi kayyum rektörüne karşı direniyor. O direnişçilere selam olsun. Sonuç ortada. Dünyada ilk 500 üniversitesi içine giren üniversitemiz yok. 20 yılda yurt sorununu çözemediniz. Bilinçli olarak çocuklarımızı cemaatlere ve tarikatların kucağına ittiniz. Eleman devşirme yeri haline getirdiniz. Çocuklarımızı okullarda açlıktan bayılan noktaya getirdiniz. Bu ülkede çocukları okulda açlıktan bayılan bir siyasal iktidar gördük. O da Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır. Aç çocukların eli yakanızda olacak Sayın Bakan. Aç çocukların eli yakanızda olacak. Milli Eğitim Bakanlığı ihtiyaç fazlası diye 62 milyarı saraya devretmiş. Sözün özü öğretmenlerden, öğrencilerden, eğitimden kestiğiniz parayı vakıf görünümlü istismarcı tarikatlara ve çok sevdiğiniz beşli çetelere peşkeş çektiniz. Bunun hesabını sizden sormazsak namerdim. Bunun hesabını gün gelecek vereceksiniz. Peki bizim iktidarımızda ne olacak? Eğitime hak ettiği bütçeyi vereceğiz. Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen atayacağız. Engelli öğretmenlerin tamamını atayacağız. Ücretli ve PİKTES öğretmenlerinin sorunlarını çözeceğiz. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin mağduriyetine son vereceğiz. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını kaldıracağız. 24 Kasım'da öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına bir maaş ikramiye vereceğiz. Kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşmeli bir sendikal hakkı tanıyacağız. Atamalarda mülakatı ve liyakatı, yeniden mülakatı kaldıracağız, liyakatı getireceğiz. Bizim iktidarımızda zorunlu eğitim gerçekten parasız olacak. Tüm çocuklarımız anaokullarına ücretsiz gidecek. İkili eğitime son vereceğiz. Taşırmalı eğitimi kaldıracağız. Birleştirilmiş sınıf uygulamasını ortadan kaldıracağız. Her okulda istisnasız yoksulla da varsınla da tüm çocuklara ücretsiz yemek vereceğiz. Kapattığınız 20.243 okulu açacağız. Kars'ın Doğru Yol köyündeki 1200 nüfuslu köydeki 3 yıldır yapamadığınız okulu yapıp Doğru Yol köyüne armağan edeceğiz. Bizim iktidarımızda yökü kaldıracağız. Üniversitelerimiz özgürleşecek, bilim yuvası olacak. Bir yıl içerisinde yurt sorunu çözeceğiz. Herkese layık, bilimsel, demokratik, karma, parasız ve ana dil eğitimi vereceğiz. Siz öğretmenlerin ve sendikaların karşı çıktığı sahte öğretmenlik meslek yasasını çıkarttınız. Öğretmenlerin saygınlığını ortadan kaldırdınız. Gerçek bir öğretmenlik meslek kanunu çıkartacağız. Sınava giren öğretmenlerin hakları kaybolmayacak. Sınava girmeyen, sınava giremeyen, girip de o sahte sınavda elenen öğretmenlerin de hak ettiği ücretleri vereceğiz. Değerli öğretmenlerim, içinizi ferah tutun. Biz geliyoruz. Öğretmenlik meslek kanununu, bu sahte kanunu böyle yırtıp çöpe atacağız. Değerli arkadaşlar, bizim iktidarımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nda cemaat
Tamamlayalım lütfen. Girit attı. Konya'da iki okul müdürünün yan yana gelip 17 yaşındaki bir kız çocuğunu peşe çekenlerden. İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ndeki Cafer Koçyiğit denen okul müdüründen hesap soracağız. Peki Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara tecavüzlerle alınan bu tarikatlarla, bu vakıflarla protokoller imzalıyor. Çocuklarımızı cemaat var tarikatlarına teslim edenlerden, mahkemeleri iptal etmesine rağmen ısrarla protokolü uygulamak isteyenlerden hesap soracağız. Siz çocuklarımızın okullara değil tarikatların kucağına atanlarsınız. Siz kız çocuklarımızı okula göndermeyen diyen tarikatlara teslim olacak olanlardansınız. Unutmayın, geliyoruz. Bu tarikatlarla. Peki. Sayın Kaya teşekkür ediyoruz. Sayın Kaya teşekkür ediyoruz. Sayın Kaya, Sayın Kaya.